Ağır mesaj içerikli bir şarkı. Çok. Benim her şarkım öyle biliyorsun. Bak, neye bu kadar nefretim beyler varsa. Beyler indi hemen beyler. İndi. Aşağısı da oldum ya. Biliyorsun hoş geldin. Selam olsun. Gelenler fena. Gidenlere söyleyin. Gelenler fena diyor. Yani anladın? Anladım. Çaktın köpeği. Bu kimeydi? Yani bu benim genel hayatım. Ben atarlı bir tip olduğum için genel hayatım. Kendim yazıyorum zaten bunları biliyorsundur. Bu benim genel hayatım. Alişan bana içeride ne diyor biliyor musun? Geldin kaç yaşın artık evlendi bir çocuk doğur diyor. Sabah sabah gelmiş beni içeride darlıyor. Arkadaşım niye bozuyorsun ama ya? Ama bir şey diyeceğim bak yani şimdi böyle şarkılar yaparsan çocuk mucuk yapamazsın. Gelmiş. Ne alakası var? Gelmiş o zaman. Biz söyledik o şarkıları. Diyeceksin gidenlere fena gelenler bilmem ne falan değil. Ne olursan olsun yine gelmeyeceksin. Ne güzel. Böyle diyeceksin ki gelsinler. Abi Musa kız zaten olacak da yok. Yok ya, mu şu anda kimse? Ya oluyor tabii ki de işte geçinmek zor ya. Tabii. Çok zor. Vallahi ben zor geçiniyorum ama inşallah geçineceğim artık zorlayacağım kendimi. Ama sen bir de böyle çok güçlü ve zor duruyorsun ya. Evet. Acaba o bir de dışarıdan da insanlar yaklaşamaz yani. Ben de kıskançlık yok, yok da ben biraz tarafta. Otoriterim. Ha, tabii taraf. Erkekler çok kıskanç var ama böyle, ben yani kıskanılır. Dışarıda böyle gitmiyoruz herhalde işte canım. Şimdi burada Demet'in senin yani yanına geldim diye böyle. Böyle. Dışarıda da böyle dolaşmıyor kızcağız. Biraz önce de böyle değildi değil mi kıyafetim? Ay, vallahi böyle Demet normal giymişti. Sen öyle giyince ben de giyin. Kız dedim güzel giyin sabah sabah mis gibi olalım. Tabii. Dost adam, var düşman var. Adam gelecek adam diyecek ki kıyafetle karışırım, içine karışırım, şuna hayır, buna karışırım. Hayır öyle bir şey yapamaz. Ne münasebet ya kadınların hiçbir şeyine kimse karışamaz. Biz kendimiz biriyiz zaten. Bize kimse karışamaz. Biz mal değiliz ha. Aklında olsun. Tübe. Aa bana bak şu anda beni bir anda şey yaptı ateşe attı bak. Git, ya sabah sabah odamda oturuyorum. Gel Ebru ne yapıyorsun? İyi Mayıs'a sen ne yapıyorsun? Evlensene ya artık diyor kaç yaşına geldi. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ay, ama arkadaşım bir yerde doğru söylüyor. Şunun gibi boncuk boncuk güzel böyle bir kız çocuğu olsa fena olur. Yani işte anladın kız bana mı? Bana sabahleyin şeyi gösteriyor. Kızın şeyini gösteriyor. Ultrason şeyi nasıl evet, Buse'ye benziyor. Maşallah ya. Maşallah. Artık şey olduk uzman sağlıkla olduk bu ama ben sana söylüyorum o bir anda evlenecek. Ben belki anda, de kimsenin haberi olmadan. Şak diye evleneceğim ciddiyim bak söyleyeyim. Ben de öyle hissediyorum. Ben çünkü uzun uzun görüşürsem evlenemiyorum. Ben çok otoriterim çok disiplinim bak bende kurallar var. Sabah 8'de uyanman lazım. O at yarışları bilmem neler şunlar bunlar oynamaman lazım. Sürekli çalışman lazım. Sinyal. Yani akıllı bir adam lazım bana ya. Sinyal gönder. Çalışkan bir adam bir lazım. Var. Evet ben öyle tembel adamlarla yapamam. Tabii, hiç sevmiyorum. Abi, 12'ye zaman, kadar uyuyor millet o ya. O zaman Ebru şey Polat'a mı? Bugün bu kriterlere uyan kim varsa Demet ve Alişan'ın adresini. Hayır hayır. Ya, bak bir röportaj da yapmış. 6 adet vesikalıklı lütfen. Hayır ya tabii ki hayır. Var benim hayatımda birisi var şu anda. Aa işte açıkladı işte bak ha. Aynen dur, benim hayatımda birisi bir var. Dur bir müsaade et de açıklayacak VTR'si var. Orada senin. Bir şey söylemiyor ki. Bak söylemiyor orada mu? Başka şeyler söylüyor. Bak, orada biraz VTR'si. Saydırmışım farkında bak, olmadan. Ne bombalar ne bombalar. Eyvah. Bak. Ebru Polat'tan çok konuşulacak açıklamalar. Milletin kocası var. Ben tek başıma iktidar olmayı daha çok seviyorum. Magazin sektörünü yerden yere vuran Ebru Polat'ın magazin dünyasındaki evlilikler hakkındaki açıklamaları olay yaratacak. Evli adamlarla birlikte olan kadınlardan nefret ederim. Bizim camiada çok enişteci var ama onu da söyleyeyim. Peki Ebru Polat evlilikleri hakkında nasıl bir itirafta bulundu? Ben birisiyle 6-7 ay ciddi bir ilişki yaşadım. Meğerse adam beni kandırmış. Ebru Polat sözünü tuttu, programımıza geleceğim dedi ve geldi. Dün akşam daha Demet'le konuştuk. Size geliyorum inşallah programa. Güzel şarkıcı şimdi stüdyomuzda. Ama bakalım görmeyeli neler yapmış. Merak ettiyseniz buyurun ekran başına. Her sabah saat 8'de uyanırım. Kahvaltımı yapar hızlı bir şekilde. Evde de bir tane Alman kurt köpeğim var benim. Onunla birazcık böyle vakit geçiririm. Onunla ilgilenmeye çalışırım. Bebek çünkü daha. Oradan hemen koştur koştur işe giderim. Akşam 6-7'de işten çıkıyorum. O kadar artık ölü gibi ve yorgun pert oluyorum ki eve geliyorum ve hemen dinleniyorum. Ebru Polat'a aşk hayatını sorarak devam ediyoruz röportajımıza. Bakalım şu an kalbi boş mu güzel şarkıcının? Artık tabii ki hayatımda biri olmasını her zaman herkes ister. Ben de istiyorum ama şu anda pek ihtiyaç yok gibi gözüküyor açıkçası. Böyle çok mutluyum ya. Yalnız başıma güçlüyüm ve iyiyim. Kimseye hiç ihtiyacım yok. Milletin kocası var. Ben tek başıma iktidar olmayı daha çok seviyorum. Güzel şarkıcı hakkında çıkan aşk iddialarının çoğunun yanlış olduğunu söylüyor. Bir kişi de gelip bana sormaz demez ki. Yanında bir arkadaşınla oturuyorsun, yanında bir arkadaşınla görüşüyorsun, geziyorsun. Bu senin sevgilin mi yoksa normal arkadaşın mı? Maalesef bizde böyle. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz zaten. Yanında her gördüğünde sevgili olarak
lanse ederler. Benim baktığınızda haberlerimin yarısı yalandır, uydurmadır. Evli erkekle hayatta birlikte olmam diyor Ebru Polat. Bu hayatta en sevdiğim şey nedir biliyor musunuz? Evli adamlarla birlikte olan kadınlar. Nefret ederim. Çünkü sen bugün bunu yaparsın, yarın da sana yapılır. Bir kadının ağlamasından nefret ederim. Yani sen bir kadını ağlatıyorsun ve mutlu mu oluyorsun başka bir kadın olarak? Allah da senin başına bunu mutlaka verir. Bu konuda oldukça hassas. Fakat şok bir itiraf geliyor Ebru Polat'tan. Bir yuvanın ağlamasından, bir kadının ağlamasından sana huzurlu, mutlu bir ev çıkmaz. Yuva üstüne yuva kurulmaz. O yüzden evli adamlarla birlikte olan kadınlardan nefret ederim. Bizim camiada çok enişteci var ama, onu da söyleyeyim. Meğer kendini bekar gibi tanıtan bir erkek tarafından kandırılmış. Bu konuda oldukça öfkeli. Evli ve iki çocuk babası bir adamla birlikte olduğu için yazdılar. Ben, evli ve iki çocuk ben. Evet. Hayatımda en nefret ettiğim... Hatta programa da çıkmıştınız galiba bu konuyla ilgili. He tamam, onu öyle bir şey çıkmadı. Ben kendim söyledim onu. Tamam, o konu öyle değil. O şöyle bir konu. Ben birisiyle 6-7 ay ciddi bir ilişki yaşadım. Meğerse adam beni kandırmış. Adam evliymiş ve iki çocuğu varmış. Siz bunun farkına nasıl varamadınız ki? Çok rahat adamlar. Hiç evine gitmeyen bir adam. O telefonu sürekli ortada bir kere çalmıyor bu telefon. Sen sanıyorsun bekar bir adamla birliktesin. Bir bakıyorsun adam evli çıkıyor. Yani hayatımın en büyük hayal kırıklığıydı. Neyine saldıracaksın onu? Allah'ın cezası yani. Allah vermiş onun cezasını. Neyine saldıracaksın? Terbiyesiz. Yapan kendine yapıyor. Bana ne olacak? Benim duygularımla oynamış. Muhatap olmayı bile diyemez. Karaktersiz bir adammış demek ki. Kadıncağıza günah değil mi? Böyle bir eşi var yani. Kadının hiçbir suçu yok. İşte adamlar bazen böyle çıkabiliyor. Eşini aradınız mı daha sonra? Hayır, ben öyle diyaloglara asla girmem. Eşinin ne suçu var? Günah kadına. Yuvalarını yıkmak istemem. Onlar mutlu mesut devam etsinler. Adam karakter sonuçta. Ortada iki çocuk var, eşi var. Ben girmem öyle şeylere. Bir daha muhatap olmam, olur biter. Çok kötü bir deneyimdi benim için. Çok üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü sevgi dolu bir ilişki sanıyordum. Meğerse kandırılıyormuşum. Yani yalan, ben bile düştüysem düşün bu oyuna. Herkes düşer. Öyle diyeyim size ki ben akıllı bir kızımdır. Ama çok güzel oynadı adam. Çok rahat ya. Telefonu hiç çalmıyor ve rahatça geziyor. Sokaklarda el ele kol kola gezebiliyor. Var böyle pişkin adamlar maalesef. Magazin dünyasında çok düşman var diyen Ebru Polat isim vermeden meslektaşlarına çok sert yükleniyor. Ay düşmandan bol ne var? Yani şöyle, sen büyüdükçe, sen başarılı oldukça evinde çekirdek çitleyen, bir türlü başarılı olamayan bir kitle vardır bizim sektörde. Sektörden bahsediyorum. Sanat camiasında aç dediğiniz bir kitle var. Aç. Ekrana çıkarlar, hava atarlar. Havalı havalı konuşurlar. Eve giderler, yiyecek ekmekleri yoktur. Ebru Polat'ın magazin ünlülerine yönelik sert sözleri bununla sınırlı değil. Dolayısıyla başarılı olanlara ve iyi para kazananlara böyle Instagram olsun, başka mecralar olsun, oralardan sallarlar sürekli. Niye? Kendileri yapamadığı için ama yapanı taş atayım mantığında. İşi gücü yok çünkü. İşi olan işiyle gündeme gelir, işi olmayan kişiyle uğraşır, kişiyle gündeme gelir. Bu böyle bir şey. Anlaşılan Ebru Polat bu ışıltılı dünyadan epey sıkılmış. Camiadan nefret etmişim, fark ettin mi? Hiç sevmiyorum bizim sektörü, hiç sevmiyorum. Ne kadar şey varsa bizim sektörde, acayip acayip tipler yani. Kavga ederler. Bir hafta sonra can ciğer kuzu sarması. Ne kadar karaktersiz varsa bizim camiada. Biz de bunların içinde biz de öyle oluyoruz herhalde yavaş yavaş. Ne dolmuş, ne dolmuş, ne dolmuş. Allah'tan resmen, bize konuşmuşsun. Resmen başka şey, evet, resmen şey bekliyormuşum. Mikrofon tutulmasını bekliyormuşum. İçimi boşaltayım diye dedikoduya gitmişim ya. Bayağı şey olmuş. Ya bir şey merak ettim. 6 ay evli biri, yani sen evli olduğunu bilmiyorsun. Hiç mi falso vermedi işte abi? Seda Sayan'ın da başına gelmiş ya, Seda Sayan artık şey istiyorum diyordu. GBT. TC'sini, GBT'sini istiyorum artık. Diyordu. Artık HES kodu istiyor. Bak Seda Sayan da yayınla. Bak Seda abla ne demişti? Aynen şu bakalım. Şu konuya ben bir girmek istiyorum ya. Düşün Seda bak abla. O bile kandırıldıysa. Sen de bir şeyler. Aşk meşk sormak şeyler. İstiyor da soramıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün samimiyetimle söylüyorum. Eskiden TC kimlik istiyordum. Şimdi korona testi de istiyorum. Seda abla GBT istiyor. Düşün bak. HES kodu istiyor. Artık komple. Ya hadi beni kandırdın Seda abla. Telefonu hiç çalmıyor dedim. Belki ikinci telefonuydu. Olabilir işte. Ben düştüm demek ki. Oraya hiç fark etmiyorum. O kadar güvenilir gelmişti ki. Peki nasıl öğrendin? Evli olduğunu nasıl öğrendin? Kuaförüm akrabası çıktı. Aa!
Öyle yoksa devam edecekti yani. Evet. Peki derhal senle bitti. De ciddi ciddi yani evleniriz falan filan öyle şeyler söylüyor muydu sana? Yani yok evleniriz falan filan diye bir şeyler konuşmuyorduk ama birbirimizi son derece seviyorduk. Son derece sevdiğini düşünüyordum. Kandırılmışım ya, gözüm kör olmuş demek. Ama bu eski bir mevzu bu arada. 2-3 yıl oldu bu çoktan. Ya ne bileyim tatillere matillere gidiyordunuz mu yani? Ya da atıyorum hani gün boyu birlikte miydiniz? Ya ben çalışmaktan tatillere gidemiyorduk da hep burada birlikteydik. Yani İstanbul'da hep birlikteydik ama tatile gitmemiştik hiç. Kız nasıl falso vermez adam? Vermiyor bizimkisi adam çok profesyonel. 10 dakika geç kalsın eve var ya uff. Kıyameti kopartırım ben. Böyle adam, neredesin neredesin bitmedi mi o tıraş diye. Adam çok profesyonel. Valla eşi de hiç aramıyor. Demek belki kadın da artık bundan bıkmış. Hiç aramıyor. Peki şu şeyi anlatsana. Anladın ya onun evli olduğunu. Ne dedin mesela ona? Mesaj mı attın? Bitti saydırmış dedin yoksa? Kesin. Ya ben muhatap olmadım. Direkt ayrıldım. Bir daha da hiç görüşmedim. Niye yüz göz olayım? Bir şekilde bir sürü bahanesi olacaktı. Yok biz boşanmaya çalışıyoruz da yok şöyle yok böyle. Kesin bir şeyler söyleyecekti. Onlar da hep yalan olur genelde. Böyle bir şeyin içine girmeye hiç gerek yok. Direkt ayrıldım. Ne yapacağım evli barklı adamı zaten? Direkt ayrıldım. Bahanesine bile gerek yok. Zaten bana yalan söylemiş. Sen, artık bir şey olmaz. Sen şimdi ama hep erkekleri suçluyorsun da bazı kadınlar da var bırakmıyor. Mesela senin yerinde başkası olsa inat ediyor abi. Yok evet. Diyor boşatacağım diyor. Hani ben hayatım. Neden boşatayım ya? Herkesin yuvası var, çocuğu herkes var. Herkes senin gibi düşünmüyor işte. Tamam ben öyle ama düşünüyorum. Bana çok ters. Ben hiç hayatımda hiç kimseye bunu yapmam. O yüzden bana da yapılmayacağını düşünüyorum. Bu hayat karma çünkü Allah hepsini görüyor. Sen ne yaparsan ileride aynısı senin başına geliyor. Ben kimsenin yuvasını yıkmam. Kimse de benim yuvama dokunmasın. Şimdi sen hiç kimse bana karışmasın etmesin diyorsun ya. Biri çıkacak karşına. Sen istemeden de olsa benim gibi minileri biraz azaltacaksın. Biraz daha fazla dikkat edeceksin. Aman minik ne der falan filan diye derlenip toparlanıyorsun abla. Hiç onun bir şey demesine gerek kalmıyor. Bak bekarlık sultanlıktır ama anne baskısı çok fazla. Ay bir dakika. Şu an anne baskısı çok fazla. Annen istiyor değil mi? Anne baskısı bir de bak dün bak başımıza gelen bir şey söylüyorum. Dün Nişantaşı'na gittik kliniğe. Ondan sonra ben bir kız arkadaşım, Ebru diye bir kız arkadaşım var kankam. Onun arabasıyla döndü. Daha arabaya bindik lastik patladı. Kız dedim lastik patladı. Tangır 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 jantın üstünde gidiyoruz. Durduk hemen. Allah'tan bir otoparkın önünde durduk. Çocuklar yardım etti. Ben hemen kocamı aradım. Ya işte. Mesela o arayamadı. Onu orada bıraktım. Taksiye bindim eve döndüm. Sen git dedi. Çoluk çombalak bekliyor. Yani insan bir erkeğin gücünü... Şoför var. Şoför ararım yani. Ben de. Gelsin ya, şoför yardımcısı ya, şoför. Evde bir sürü erkek var. Sen, değil mi Mustafa? Böyle konuş böyle konuş. Böyle konuş konuş derken evet yaş aldı Kemal'e gidiyor. Evlenemeyeceğim herhalde ben. Öyle deme deme öyle. Peki bu sanat camiasından bu kadar şikayetin ne? Haksız mıyım sence? Neler neler yaşıyoruz bıktık ya. Vallahi şarkıcıları ayrı kenara koy. Bir de internet sitelerine ayrı koy, magazine ayrı koy. Ya bir erkekle oturuyorsun, erkek yani belki basın danışmanı, belki bir şeyin. Sevgili diye çıkıyor. Ama o bu işin cilvesi ya, yapacak bir şey yok yani. Ay yok mu yeter yani, hani bir sormak bence sana iyidir. Sana hala yapılıyor mu o ya? Evet maalesef hala yapılıyor. Yok. Ya o olmasa bile hani Instagram'da bir sürü internet siteleri açıldı artık. Şimdi evet. Eski magazin gibi hiçbir şey değil. Magazinden herkesi tanıyorsunuz, arkadaşlarınız. Onlar gerçekten insanca gelip soruyorlar. Hani Ebru arkadaşım mı değil mi ona göre hareket ediyorlar. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Ama o kadar çok internet sitesi var ki atıyorum 1000 tane takipçisi var o da magazin yapıyor. Ve böyle saçmalıyor seninle alakalı dikkat çekmek için. Peki, hani paylaş onunla kavga et falan filan diye. Yani sosyal medyayla aranması böyle çok şey mesajlar falan geliyor mu? Çok. İnanılmaz geliyor o bana. O ifşa ediyor bazen. Bazen ediyor. Şey ha kötü mesaj mı diyorsun? Evet kötü mesajlar. Şöyle benim kitlem daha çok kadınlar. Bana kötü yorum o yüzden pek gelmiyor. Ha tanımayanlar, ön yargılı olanlar, bilmeyenler kötü yorum yapabilirler. Ama sonra tanıdıktan sonra evet onlar da bizim aileye katılıyor ve iyi bir şekilde ilerliyoruz. Erkeklerden de çok nadir bir şey gelir bana. Onlardan da pek gelmez kötü yorum. Hemen bizimki çok ifşalar nadir. Zaten. Hemen bizimki ben zaten hemen ifşalarım. İfşalar. O yüzden de belki gelmiyor yorum. İnşallah rezil olsunlar. Evet. Hadi bir şarkı. Olsunlar. Kalk kalk. İlk kez bizde okuyacağım bir şarkım var. Aa, evet benim evet İzmir Lokumu çıkıyor. Aa. Ve ilk defa burada okuyacağım. Şarkının ismi İzmir Lokumu. Hadi bakalım. Hadi.